Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı yeni bir açıklama yaptı. Muhalefete ortaya belge koyun dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Canikli'nin mal varlığının araştırılmasını istedi. Sayın Canikli şunu demesi lazım. Yolsuzluk varsa benim birinci, ikinci, derece akrabalarım dahil. Bütün mal vardım araştırılsın soruşturulsun der o zaman ben tamam derim. Ama bunu demeden ben suçsuzum diyenin sözünde hiçbir kıymet harbiye yoktur. İktidardaysa ile hiç yoktur. Ahmet Davutoğlu bir dönem kabinesinde bakanlık da yapan Nurettin Canikli hakkındaki yolsuzluk iddiaları için konuştu. Mal varlığı araştırılsın dedi. CHP meclis araştırması isterken Canikli ise iddiaları bir kez daha yalanladı. Onurlu insanlar iddialarını en azından kısmen dahi olsa belgelendirirler. Belgelendirilmeyen iddia yalan demektir. Meclis komisyonu kuralım diyoruz. Evet diyor musun? Demiyor musun? Sen bize ondan haber ver. Davutoğlu'nun ilk başbakanlık döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanı'ydı Nurettin Canikli. 2016 yılında Binali Yıldırım Hükümeti'nde başbakan yardımcısı. 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye ait kurumlara el konulurken TMSF'den de sorumlu isimdi. Nurettin Canikli bir yakınını getirip Boydak Holding'e kayyum olarak atıyor. Bir süre sonra diyorlar ki ya bizim bir yurt dışında bir depo yapmamız lazım. 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner. Aynı zamanda kayyum. Nurettin Canikli'nin atadı. Ve bu para yok şu anda. Adam da yok ortada. TMSF e o iddiayı yalanlarken Canikli'ye yakın kaynaklar Ertunç Laçiner'in Canikli tarafından değil Dönemin TMSF yönetimi tarafından atandığı bilgisini paylaştılar. FETÖ'den el konulan Boydak ve Koza Holding şirketlerine atanan yöneticileri belirlediği ve kişisel çıkar elde ettiği iddiasının yanında Canikli hakkında kendisine yakın isimlerin Giresun'da kurduğu bir şirketin TMSF'nin elindeki bir başka şirketin içini boşalttığı yönünde iddialarda var. Akın çorapta da kayyum var artış çorabın başına bir çorap ördün mü örmedin mi Sayın Canikli onu da soracağız. Ortaklık paylarını temsil eden hisselerin cebren ve hile ile el değiştirmesi halinde bir şirkete çökülmüş olur. Akın Çorap şirketinde herhangi bir hisse değişikliği olmamıştır. Bütün bu şaibeli işlerin olduğu bir dönemde başbakan yardımcılığı yapan Sayın Canekli suçsuzum demesi bir anlam ifade eder mi? Dezenfektan satan ya, bakan ortaya çıktığı halde kendisi de kabullendiği halde soruşturulmamış. Yiğit ol yiğittir ki tamam araştırılsın bütün varlığımdır. Akın Çorap şirketinden tarafımca kurulduğu iddia edilen şirkete veya başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı olarak kaynak aktarıldığına dair en küçük bir delil ve belge var mıdır? Hayır. The Canikli ile ilgili niye konuşmuyorlar? Ömer Çelik niye savunmuyor Canikli'yi? Canikli'ye sahip çıkan tek AK Partili'nin Canikli olması Enteresan değil mi? Fatih Atiye sunduğu Ankara Masası programında konuşan Ahmet Davutoğlu, eski başbakan yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin mal varlığının araştırılmasını istiyor. CHP ise Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını.